Anlattıklarımızı bir kere de e, isteğiniz üzerine Türkçe tekrarlıyorum. Çünkü hazır zamanımız var. Bir de e, konu biraz komplike bir konu. Siz de birinci sınıf olduğunuz için e, temelinizin iyi oturmasını istiyorum. O nedenle şimdi anlattıklarım Campbell Biology'den. E, Ecoli'de iki operona baktık. E, laktoz operonu ve triptofan operonuna baktık. Şimdi onları e, ve gen ifadesiyle ilgili bir takım e, genel kavramları... Ee, ...tekrar bir anlatacağım size ve de e, Türkçe anlatıyorum. Şimdi differentiation, e, differential expression of genes. Şimdi öncelikle gen ifadesi, gene expression ne demek? Onu bir hatırlayalım. Gene expression ya da Türkçesiyle gen ifadesi. Şimdi buna bazı Türkçe kaynaklarda gen anlatımı falan filan gibi... E, ...değişik terimlerde kullanıyor ama ifade, gen ifadesi olay bu, expression. E, şimdi nedir? Differential gene expression veya differential expression of genes. Prokaryotes and eukaryotes precisely regulate gene expression in response to environmental conditions. Şimdi hem prokaryotlarda hem de eukaryotlarda görülen bir durum var. Gen ifadesi yani pardon gen ifadesinin ne demek olduğunu tekrarlayacaktık. Gen ifadesi şimdi bir genomunuz var bir hücrenin bir genomu var bu genomun içinde genler var. Bu genlerin hepsini birden kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyoruz. Geni kullanmak demek ne demek? Önce bu genden yani bu gen dediğimiz DNA bölgesinden bir RNA kopyası yapmak, arkasından bu RNA'ya yani messenger RNA'ya messenger RNA'yı kullanarak da protein sentezini, peptit sentezini yapmak. Yani bir geni peptide dönüştürmek. Bir genin içindeki bilgiyi, bir genin içerdiği bilgiyi genetik bilgiyi bir peptide dönüştürmek ve o peptidin etkisiyle de bir sonuç ortaya çıkartmak, mesela işte bir kimyasal reaksiyonu gerçekleştirmek, eğer bir enzimden bahsediyorsak, genin kodladığı protein bir enzimse, bir kimyasal reaksiyonu gerçekleştirmek. Yani genotipi fenotipe dönüştürmek. Genotipin fenotipe dönüştürmesi gen ifadesi veya gene expression. Şimdi, prokaryotlar ve ökaryotlar, genlerinin ifadesini kontrol altında tutmak zorunda. Neden? Öyle olmasaydı bütün genlerimizi sürekli kullansaydık, sürekli çalıştırsaydık bir protein kitlesi dışında bir şey olmazdık. Sürekli protein sentezleyen, daha doğrusu amino asit bulduğu kadar protein sentezleyen, amino asitleri bitiren, amino asitleri çok kısa sürede bitiren ve öyle kalan bir protein yığınına dönüşürdük. Şimdi... Nedir bu proteinler? Bu proteinlere baktığımız zaman şimdi insan proteomunda defa sık sık tekrarladığım gibi 100 bin farklı çeşit protein var. Şimdi bu 100 bin farklı çeşit protein hepsine her zaman ihtiyacımız var mı? Hayır, hepsine her zaman ihtiyacımız yok. Peki sadece insan mı? Hayır, bir ekoli hücresi bile sadece bir hücreden meydana gelen bir bakteri bile çok sayıda proteini üretme yeteneğinde üretecek bilgiye sahip. Ama bunların hepsini birden üretmiyor. Neden? Çünkü hepsine her zaman ihtiyacı yok. Birazdan bunun, e, bunu göreceğiz. Şimdi ihtiyacın olan proteini ihtiyacın olduğu zaman sentezlemek differential gene expression, diferansiyel gen ekspresyonu e, olarak adlandırılıyor. Peki bu neye göre değişiyor? Bir, çevre şartlarındaki değişmelere göre yani response to the environment, çevre şartlarındaki değişmelere göre kendimizi değiştirmemiz gerekebilir. 2- Ökaryotlar için çok daha fazla sebebi var. Ee, çok hücreli ökaryotlardaysa özellikle çok hücreli ökaryotlarda bir gen ifadesini regüle ederek yani hangi geni farklı genleri farklı zamanlarda çalıştırarak e, genlerin çalışmasını kontrol altında tutarak gelişimi kontrol ediyoruz. Yani embriyonik gelişimi kontrol ediyoruz bir bunu yaparak embriyonik gelişimi kontrol edebilmek için de ya da embriyonik gelişimi sağlayabilmek için de farklı hücre tiplerini ortaya çıkarıyoruz. Şimdi unutmamanız gereken bir şey var. Vücudumuzda çok sayıda hücre var ve bu hücrelerin çoğu birbirinden farklı. Yüzlerce farklı tipte hücremiz var. Şimdi bu yüzlerce farklı tipte hücre demek ne demek? Mikroskop altında baktığınızda farklı görünüyor. Farklı görünmeyen hücreler bile Sadece e, görünüşteki farklılık değil, bu görünüşteki farklılık neye bağlı? Yapısal farklılık demek, bu da farklı proteinlerin olması demek. Fonksiyonel farklılık da var. Her hücre e, birbirinden farklı biyokimyasal reaksiyonları meydana getiriyor. Yani sadece enzim olarak baktığımız zaman bile farklı enzim içeriklerine sahip, farklı protein içeriklerine sahip. Yani sonuç olarak e, birbirinden farklı hücresel fenotiplere sahip hücrelerimiz var. Ama hepsi de aynı genomu taşıyor, hepsi de aynı genleri taşıyor. Şimdi, hepsi de aynı genleri taşıdığına göre, pardon, hepsi aynı genomu taşıdığına göre, hepsi aynı genleri taşıdığına göre, o zaman bu genleri farklı farklı zamanlarda, farklı farklı şekillerde kullanmaları gerekiyor. İşte bu da neyle sağlanıyor? Gen ifadesinin kontrol altında tutulmasıyla sağlanıyor. Yani sahip olduğunuz 20 bin tane genin, 20 binini birden her zaman, her yerde, her hücrede kullanmıyorsunuz. Evet, bacteria often respond to environment by cha uh, environmental change by regulation, regulating transcription. Şimdi uh, gen ifadesinin kontrolünün birinci aşaması transkripsiyonel kontrol yani transkripsiyon aşamasındaki kontrol. Natural selection has favored bacteria that produce only products needed by the cell. Uh, a cell can regulate the production of enzymes by feedback inhibition or gene regulation. Şimdi bakteri hücreleri, daha doğrusu bütün canlı hücreleri mevcut olan besinlere göre ya da mevcut olan kaynaklara göre davranmak zorunda. Bir de besin kaynakları, mesela işte amino asitleri ekonomik bir şekilde kullanmak zorunda. İhtiyacı olmayan proteini sentezlememek zorunda. Neden? Çünkü birazdan başka bir proteine ihtiyacı olacak. Eğer ihtiyacın olmayan proteinleri sentezlersen amino asitleri bitirirsin ve ihtiyacın olan proteinleri sentezleyemezsin. <laughs> Bu nedenle sadece ihtiyacın olan proteinleri ihtiyacın olan zamanda sentezlemek zorundasın. Peki proteine ihtiyacın olması neye göre ortaya çıkıyor? Genellikle çevre şartlarındaki değişime göre ortaya çıkıyor. Şimdi iki grup proteinden bahsettim size sabah öğleden önce daha doğrusu iki grup proteinden bahsetmiştim. Bir grup protein var ki bunları bir hücre her zaman sentezlemek zorunda. Sürekli ihtiyacı olan proteinler. Bir de ikinci grup bir protein var. Her zaman ihtiyacı yok ama belli durumlarda belli şartlar altında bu proteinlere ihtiyacım var. Her zaman sentezlemen gereken proteinler neler? Mesela glikolitik yolakta, glikolitik pathway'de kullanılan enzimler. Glikolitik pathway'de görevli olan enzimler bunlara örnekler. Örnek. şimdi eğer bir proteine her zaman ihtiyacın yoksa bunu gerektiği zaman sentezlersin. Bir de şöyle bir durum daha var. Proteinin aktivitesine ihtiyacın yoksa özellikle enzimlerde. Enzimin aktivitesine ihtiyacın yoksa bu enzimi iki şekilde kontrol edebilirsin. Bir, hiç sentezlemeyebilirsin. Enzimi sentezlemedim, enzim yok, aktivitesi yok. İki, enzimi sentezlersin, enzim olarak tutarsın. İhtiyacın olduğu zaman bu enzimi aktive edersin. Ve de ihtiyacın olmadığı zaman bu enzimi inhibe edersin. Ee, Enzime inhibe etmenin yolu en enzim inhibisyonu, mesela feedback inhibisyon. Ee, bu durumda enzimlerin kontrolünde iki mekanizma var: bir feedback inhibisyon, iki genetik regülasyon ya da gen regülasyonu. Şimdi e bakterilerde gen regulasyonunun e kontrolü için kullanılan mekanizmalardan bir, türü, bir tanesi operon modeli. O peron nedir? Önce bir ona bakmamız gerekiyor. Tabii önce genel anlamda prokaryotik gen ekspresyonu diye bir bakalım. Prokaryotik gen ekspresyonu, prokaryotik gen ifadesi. A cluster of functionally related genes can be coordinately controlled by a single on or off switch. Şimdi... Aynı elektrikli aletlerde olduğu gibi, elektrikli cihazlarda olduğu gibi... Genlerin de açma kapama düğmelerine benzer bölgeleri var. Kontrol elementleri var. Ee, şimdi bakterilerde aynı yolakta görev alan ve aynı fonksiyonu yeri, e, yerine getirmek için çalışması gereken, aynı anda e, simültene olarak çalışması gereken enzimler, enzimleri kodlayan genler arka arkaya bulunuyor. Ve bunların hepsinin başında sadece bir kontrol elementi var. Bunların bir tane e, açma kapama düğmesi var. Yani bir tane açma kapama düğmesini açtığınız zaman bu genlerin hepsinin birden çalışmasını sağlıyorsunuz. Hepsini birden transkribe ediyorsunuz. Ne Hangi yapıda? Operon yapısı içinde. Şimdi bu açma kapama düğmelerinin benzeri olan kontrol elementlerine operatör diyoruz. Operatör bölge yani DNA üzerindeki özel bir bölge, özel bir dizi bu diziye operatör deniyor nerede? Genellikle promotorun içinde veya promotorun hemen sonunda yer alan DNA bölgeleri. Bu operatör bölgeler. Şimdi birinci terimimiz promotordu. Promotor geçen haftalardan var. bugünkü ikinci terimimiz operatör. Operatör nedir? DNA üzerinde bir bölge. DNA'nın neresinde? Promotor içinde yer alan bir bölge. Yani özel bir DNA dizisi. Operon is, a, and is the entire stretch of DNA that includes operator promoter and the genes that they control. Operon dediğimiz yapı operonu oluşturan genler operatör ve promotor. Ya da şöyle diyebiliriz. Operon, promotor, operatör ve bu iki bölgenin kontrol ettiği genlerden oluşan bölge. Operon. Operon prokaryotlarda görülüyor. Ökaryotlarda operon yapısı yok. Varsa da istisnai olarak olabilir. Şimdi bir sonraki terim represör. Ve de represör. ikinci terim represör. Peki bu operatör DNA üzerinde bulunan bir kontrol elementi, kontrol bölgesi. Yani genleri kontrol eden bir DNA bölgesi. Önündeki genleri kontrol eden, kendisine bağlı olan genleri kontrol eden DNA bölgesi. Operatör. Kendi kendine mi çalışıyor? Hayır kendi kendine çalışmıyor. Bir protein yardımıyla çalışıyor. Peki bu protein ne? Represör proteini. E, represör proteini nasıl bir şey? Represör, repressor prevents gene transcription by binding to the operator and blocking RNA polymerase. Şimdi repressor proteinleri operatör dediğimiz DNA bölgesine bağlanıyor ve de operatör neyin içindeydi? Promotorun içinde. E, promotor bölgeye asıl bağlanması gereken protein ne? RNA polimeraz. Şimdi promotor bölgeye repressor proteini bağlı olduğu zaman RNA polimeraz promotora bağlanamıyor. Promotora bağlamadığı için de transkripsiyon yapamıyor RNA polimeraz. Ee, bu şekilde şekilde genin transkripsiyonunu yani ifadesini engellemiş oluyoruz. The repressor protein is the product of a separate gene which is called regulatory gene. Şimdi repressor protein bir protein olduğuna göre Proteinleri sentezlemek için gerekli olan bilgi de genlerde yazılı olduğuna göre o halde bu represör, represör proteinin bir geni olmak zorunda. Bu gene ne gidiyoruz? Regülatör gen. Şimdi bu regülatör genler operonun dışında bir gen. Operondaki genler ayrı. Bu operonu kontrol eden gen ayrı. Kontrol eden gen regülatör gen ve sentezlediği protein represör protein. <laughs> Şimdi represör binds to the operator. Represör operatöre bağlanır. Ve represörün operatöre bağlanması RNA polimerazın promotora bağlanmasını engeller. şimdi repressor can be in active or inactive form depending on presence of other molecule. Şimdi represörler, represör protein aktif veya inaktif formda olabilir. İki farklı formu var. Bunlardan biri aktif, diğeri inaktif inaktif olduğu zaman ne olur? Aktif olduğu zaman ne olur? Aktif represör operatöre bağlanabilecek durumda olan represör, inaktif represör ise operatöre bağlanamayan represör. Peki bu bağlanıp bağlanmama neye bağlı? İkinci bir moleküle bağlı. Bu ikinci molekül eğer varsa represör aktifleşebilir, ikinci molekül yoksa represör inaktif hale gelebilir. Bazı durumlarda da bu represörü kontrol eden molekül Represörün inaktive olmasına neden olabilir. Şimdi bu durumda üçüncü bir molekülden daha bahsediyoruz. Ecorepressor, korepresör bir sonraki molekülümüzde. Ecorepressor, repressor is a molecule that cooperates with repressor protein to switch an operator off. Şimdi korepresör repressöre bağlandığı zaman repressörü aktive eden molekül. For example, E. coli can synthesize amino acid... Triptofan, when it has insufficient trip, triptofan. Şimdi birinci örneğimiz triptofan e, örneği. Triptofan operonu. Şimdi e, e. coli triptofanı olmadığı zaman kendi kendine sentezleyebilir. sentezleyebilir. Ancak eğer etrafta, ortamda triptofan varsa... ...E. coli'nin bunu sentezlemeye ihtiyacı yok. Doğrudan doğruya hazır olan triptofanı alır ve kullanır. O nedenle yapması gereken bir şey var. Eğer triptofan varsa... Triptofan sentezlemiyor, kendisi sentezlemiyor çünkü olanı kullanır. Ama eğer triptofan yoksa bu sefer sentezlemesi gerekecek. Bunun içinde bir operonu var, triptofan operonu. Şimdi, by default triptofan operon is on and the genes for triptofan synthesis are transcribed. Normalde etraf, çevrede, çevre bakterinin içinde bulunduğu ortamda triptofan bulunmasını beklemiyoruz. Triptofan bulunması... Tek normal olmayan bir durum. No, eğer varsa kullanırız. Ama çok normal olmayan bir durum, durum olduğu için bakteri triptofanını kendi kendine sentezlemek zorunda normal durumlarda. Ha, sentezlemesi gerekmiyorsa kapatırız. Bu durumda normal şartlar altında triptofan operonu çalışıyor. Triptofan operonundaki genler eksprese oluyor ve triptofan, triptofan sentezi için gerekli enzimler sentezleniyor. When tryptophan is present, it binds to tryptophan repressor protein which turns the operon off. Şimdi nasıl oluyor bu peki? Tryptophan operonu var. Bu operonun bir operatör bölgesi var ve bu operatör bölgeye bağlanarak, tryptophan sentezinde gerekli olan genlerin çalışmasını engelleyen bir protein var. Ne proteini? Represör proteini. Şimdi bu represör proteinin e operatöre bağlanması için aktif olması gerek. Aktif olması için de bir moleküle ihtiyacı var. O molekül de e triptofan. Triptofan represöre bağlanırsa, represör de operatöre bağlanabiliyor. Ve e transkripsiyonu bloke edebiliyor. The repressor... The repressor is active only in presence of its core repressor, tryptophan. The tryptophan is turned off or repressed if tryptophan levels are high. Eğer ortamdaki tryptophan e, miktarı yüksekse bu durumda triptofan repressöre, repressör operatöre bağlanıyor ve tryptophan operonunu susturuyor, durduruyor. Peki bu tryptophan sentezi nasıl bir şey ona bakalım. Şimdi tryptophan sentezi E.coli'de 1 2 üç adımda gerçekleşen bir olay. Ayrıntılara çok fazla girmiyoruz ancak önce bir öncül molekül var ya da precursor. Bu precursor birinci intermedia, birinci ara moleküle dönüştürülüyor. Birinci ara molekül ikinci ara moleküle dönüştürülüyor. İkinci ara molekülde triptofana dönüştürülüyor. Dolayısıyla bizim 1 2 3 reaksiyona ihtiyacımız var. Yani 3 reaksiyonluk bir pathway sonucunda sentezlenen bir molekül triptofan. Precursor var. Ancak Precursor'ı birinci elin intermediate'e dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için bir reaksiyon gerekiyor. Reaksiyonu katalize eden de bir enzim var. Enzim 1. Enzim 1'i sentezleyen iki gen var. Trip E ve Trip D genleri. Trip E ve Trip D genlerinin ürettiği peptit birleşerek enzim 1'i oluşturuyor. Enzim 1 Precursor'ı birinci intermediate'e çeviriyor. Birinci intermediate enzim 2 tarafından ikinci intermediate'e çevriliyor. İkinci enzimi kodlayan gen trip C geni. Ee, sonra enzim 2 de varsa ikinci intermediate'ı elde ediyoruz ve enzim 3 tarafından ikinci intermediate triptofana dönüştürülüyor. Enzim 3 sentezleyebilmemiz için iki gene ihtiyacımız var. Trip B ve trip A genleri. Dolayısıyla bu enzimleri sentezleyebilmek için şu genlerin... Bu 1 2 3 4 5 tane genin hepsinin önce transkribe olması, yani bu genlerden messenger RNA sentezlenmesi, arkasından da bu messenger RNA'nın ribozomlarda transle edilmesi, yani peptit sentezinin yapılması gerek. O nedenle bu genlerin hepsini çalıştırmamız gerekiyor. Peki genleri çalıştırdık, enzimleri enzimimiz var. Bu durumda sürekli triptofan sentezler miyiz? Triptofan arttığı zaman ne olur? Triptofanı sentezledik. İhtiyacımız yok. Triptofan konsantrasyonu artar. Ve bu fazla olan triptofan en başta gidip birinci enzimi inhibe eder. Bu bugün anlattıklarımızdan farklı bir konu. Daha önce anlatmıştım bunu. Bu enzimatik regülasyon. Yani feedback inhibisyon. Bu enzimatik regülasyon mekanizması. Bir e, enzimatik regülasyon mekanizmasıyla enzimler üzerinden triptofan sentezini durdurduk. Ama ikinci bir şey daha var. Bu enzimlere ihtiyacımız yok. Eğer triptofan miktarı yüksek kalmaya devam ediyorsa bu durumda enzimleri de sentezlemeyiz. Enzimleri sentezlememek için de şu genlerin transkripsiyonunu durdururuz. Bu da genetik regülasyon. Şimdi göreceğiz re genetik regülasyonu. Şimdi birinci durum. Eğer triptofan yoksa, ortamda triptofan yok. Bu durumda triptofan sentezlememiz gerekiyor. Triptofan yoksa represör protein inaktif. Neden? Çünkü aktive olması için represöre triptofan bağlanması gerekiyor. Triptofan yok. Represöre triptofan bağlanamıyor. Dolayısıyla represör inaktif ve represör operatöre bağlanamıyor. Operon açık durumda. Bu resimde gördüğümüz gibi. Şimdi represör proteini gördüğünüz gibi trip R geninden ayrı bir genden sentezleniyor. Ve sentezlendiğinde inaktif. Yani ortamda Triptofan yoksa bu protein inaktif. İnaktif olduğu için operatör bölgeye bağlanamıyor. Bağlanamadığı için bu bölgeye re, e, pardon e, promotora e, RNA polimeraz bağlanıyor ve de şu genlerin üçünün birden RNA'sını sentezliyor. Şimdi burada bir messenger RNA var ama bu messenger RNA her beş geninde e, Komplementerini içeren bir mesinci reyna. Birden fazla peptidi sentezleyebilecek olan, birden fazla peptidin sentezi için gereken e, kodu taşıyan reynaya polisistronik reynalar deniyor. Polisistronik mesinci reyna deniyor. Yine bakterilerde gördüğümüz bir durum. Şimdi reynayı sentezledik, mesinci reynayı ürettik, e, transkribi ettik daha doğrusu. Arkasından bu mesinci reynadan 5 farklı e, enzimi sentezliyoruz pardon 5 farklı peptidi sentezliyoruz. Arkasından 3 farklı enzimi oluşturuyor bunlar. Bu 3 farklı enzim de bizim triptofan sentezinde kullandığımız enzimler. Triptofanı sentezliyoruz. Ondan sonra triptofanı sentezledik artık triptofan var. Triptofan varsa ne olur? Triptofan fazlaysa bu triptofan moleküllerinden bir kısmı represör proteine bağlanıyor. Ve represör protein aktifleşmesine sebep oluyor. Represör protein aktif, bu durumda represör protein operatör bölgeye bağlanıyor ve operonun kapanmasına sebep oluyor. Aynen burada gördüğümüz gibi. Şimdi represör protein yine var ama şimdi bir de triptofan var. Triptofan represör protein üzerindeki bağlanma bölgesine bağlanıyor ve represör proteinin aktive olmasına sebep oluyor. Aktive olan represör protein ee, operatör bölgeye bağlanıyor. Operatör bölgeye bağlandıktan sonra da Zeynap polimerazın promotora bağlanmasını engelliyor. Bu sayede bu 5 tane genin transkripsiyonu engellenmiş oluyor. İşte bu genetik regülasyon veya gen regülasyonu. Bu resimde her iki durumu birden görebilirsiniz. E, repressible and inducible operons. Triptofan operonu tamam mı buraya kadar sorusu olan var mı? Triptofan operonuyla ilgili? Aslında daha farklı bir mekanizma e, bir ek mekanizma daha var triptofan operonunda. Ancak birinci sınıf olduğunuz için bu sene anlatmıyorum onu size. Üçüncü sınıfta daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Evet buraya kadar sorusu olan var mı? Perkurs'takiler veya YouTube'dan izleyenler YouTube'da canlı sohbetten sorabilirsiniz. Sorularınızı Perkurs'a bağlanamıyorsanız eğer. Repressible and Inducible Operons. Şimdi operonlar iki şekilde olabilir. İki farklı mekanizmayla çalışabilir. Bir represyon, iki indüksiyon. Yani represe edilebilir veya indiklenebilir. Ee, şimdi buraya kadar anlattığım regülasyon tipi de negatif regülasyon. A repressible operon is one that is usually on binding of a repressor to operator shuts off transcription. Ee, şimdi represse edilebilir bir operondan bahsediyorsak eğer bu durumda bir represör protein var ve operatöre bağlanarak Transkripsiyonu engelliyor. Trip operonu, triptofan operonu bir repressible operatör, pardon operon ve de en başka bir operon tipi daha var, indüklenebilir opera, operon, yani inducible operon. An inducible operon is one that is usually off, a molecule called an inducer inactivates the repressor and turns on transcription indüklenebilir bir operon normalde kapalı bir kapalı duruyor ancak inducer denilen bir molekül represöre bağlanıyor ve repre represörü inaktive ediyor. Yani repres norm represör normal formunda normalde represör operatöre bağlanabilecek konformasyonda. Ancak inducer denilen bir molekül represöre bağlanarak represör ikinci konformasyonuna dönüştürüyor ve represörün operatörden düşmesine ayrılmasına sebep oluyor. Şimdi ikinci örneğimiz laktoz operonu. Ee, burada mekanizma biraz daha farklı. Biraz daha farklı bir mekanizmadan bahsediyoruz laktoz operonunda. Çünkü e, triptofan anabolik bir yolak, triptofan sentezi anabolik bir olay. Laktoz parçalanması ise katabolik bir olay. Adı üstünde parçalanma. Şimdi laktoz operonunu e, laktozu parçalamamız gerektiği zaman, daha doğrusu ortamda karbon kaynağı olarak laktoz olduğu zaman kullanıyoruz biz değil tabii ki bakteri yapıyor bunu, bakteri kullanıyor. Lact operon is an inducible operon. Laktoz operonu indüklenebilir bir operon. The lac operon contains genes that code for enzymes used in hydrolysis and metabolism of lactose. By itself, lac repressor is active and switches the lac operon off. A molecule called inducer inactivates the repressor and turn the lac operon on. Şimdi burada dikkat etmek e, hatırlamamız gereken şu var. E, laktoz neydi? Laktoz bir disakarit ve dolayısıyla bir karbohidrat. Şimdi e, bakterilerin karbon kaynaklarına ihtiyaçları var. Bu karbon kaynakları da e, buradaki örnekte bir e, disakarit yani laktoz. Ama laktozu kulla, e, parçalaması gerekiyor. Çünkü doğrudan doğruya kullanamıyor laktozu. Doğrudan doğruya kullanabileceği e, molekül ne? Bir monosakarit yani glikoz. Dolayısıyla glikozu elde etmek için laktozu parçalaması gerekir. Laktozu parçalaması neyle oluyor? Bir enzimle oluyor ve aynı zamanda dışarı dışarıda bulunan laktozu hücre içine alması gerekiyor. Bunun için bir operon içinde laktozu parçalayacak enzim, laktozu hücre içine alacak olan enzim ve laktozu modifiye edecek olan enzim kodlayan genler arka arkaya. Bu genler arka arkaya bulunuyor. Hepsinin başında bir tane kontrol elementi var. Hepsinin başında bir promotor var. Bu promotorun içinde de bir operatör bölgesi var. Dolayısıyla bu promotoru aktive ettiğim zaman ben bu üç enzimin üçünü birden sentezliyorum. Bir tane mesinci reyna sentezliyorum. Bu mRNA üzerinden de bu üç tane enzimi transle ediyorum. Bu üç tane enzimin peptidini sentezliyorum. Şimdi peki bunu ne zaman yapıyorum? Ortamda laktoz varsa yapıyorum. Ortamda laktoz yoksa benim boş yere bu enzimleri sentezlememe gerek yok. Niye? Çünkü aminoasitte ihtiyacım var. Başka proteinleri sentezlemek için o amino asitleri kullanırım. Ee, bu durumda eğer laktoz varsa bu laktoz operonunu çalıştırıyorum. Peki bu nasıl sağlanıyor? Normalde laktoz çok her zaman için olan bir şey değil. O halde bu e, operon normalde kapalı dursun. Operonun normalde kapalı durması için normal formunda e, normal formunda operona bağlanabilecek konformasyonda olan bir represör proteine ihtiyacım var. Normal olmayan durum ne? Laktozun olması durumu. Eğer laktoz varsa bu operon, pardon laktoz varsa bu operonun represör proteini operatörden ayrılsın ve enzimler sentezlensin. Peki bakalım nasıl oluyor? Birinci durum laktoz yoksa. Represör aktif, operon kapalı. Şimdi represörü sentezleyen gen, daha doğrusu represörü kodlayan gen lak geni. Normalde çalışıyor, konstitütif olarak çalışıyor ve de represör proteinini düzenli olarak sentezliyor. Turnover'ına uygun bir şekilde sentezliyor represör proteinini. Represör proteinini sentezledi. Represör protein operatöre bağlanmak için ikinci bir moleküle ihtiyacı yok. Çünkü burada triptofan represörün tam tersine bu represör aktif formda sentezleniyor. İnaktif olması için bir sinyal molekülüne ihtiyacı var. Şimdi bu represör aktif operatör bölgeye bağlanıyor. Operatöre bağlandığı için Promotora bağlanan RNA polimeraz ileri gidemiyor. Ya da RNA polimeraz promotora bağlanamıyor. Bağlansa da ileri gidemiyor. Yani sentez yapımı yapamıyor. Transkripsiyon gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla bu 3 tane gen birazdan göreceğiz. 3 tane gen inaktif durumda bunlardan mRNA sentezlenmiyor. O mRNA'dan da protein sentezi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla biz boş yere amino asitleri harcamamış oluyoruz. İkinci durum eğer laktoz varsa. Represör inaktif ve operon açık. Laktozun varlığı represörün inaktive olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla eee represörü inaktive eden molekül Allah laktoz, laktoz türevi, laktozdan üretilen bir molekül. Eğer laktoz çok fazlaysa allolaktoza dönüşüyor. Allolaktoz laktoz e, represör proteine dönüşüyor pardon bağlanıyor ve represör protein inaktif forma dönüyor. İnaktif represör operatöre bağlanamıyor. Operatöre bağlanamadığı zaman operatör açılıyor. Ve promotor bölgeye bağlanan RNA polimeraz ilerleyerek laktoz operonundaki 3 tane geni transkribe ediyor. Ne bu genler? Z, Y ve A genleri. Lak Z, Lak Y ve Lak A genleri. Bunlardan ne sentezleniyor? LAKZ geni beta galaktozidaz enzimini kodluyor. Beta galaktozidaz enzimi asıl işi yapan enzim. Yani laktozu parçalayan, laktozu oluşturan glikozla galaktozun arasındaki glikozitik bağı koparan enzim. Beta galaktozidaz. Ancak dışarıda bulunan laktozun, hücre dışında bulunan laktozun hücre içine alınması için gereken bir protein daha var. O da permeaz üçüncü bir protein daha o da transasetilaz. Şimdi bizim işimize yarayacak olan bu üçgen sadece bir promotorun çalışmasıyla bir promotorun aktive olmasıyla ve o promotora RNA polimerazın bağlanmasıyla bu üçgen birden aktive olmuş oluyor ve bu üç enzime birden sahip oluyoruz. Peki bu üç enzim sentezledik. Dışarıda laktoz vardı, içeri aldık. Bu laktozun hepsini parçaladık, glikoza dönüştürdük, kullandık. Laktozu bitirdik. Ne oldu? Laktoz bitti. En son şu inaktif represöre bağlı olan laktoz da parçalanacak ve bu laktoz parçalandığı zaman ne olacak? Represör tekrar aktif hale geçecek ve bir önceki anlattığım durum, laktozun olmadığı duruma tekrar döneceğiz. Dolayısıyla genetik regülasyonla e, laktozun parçalanması için gerekli olan enzimlerin sentezini sağlamış olduk. Şimdi burada e, laktoz rep lak represörünün üç boyutlu yapısını görüyorsunuz, kompüter bilgisayar modelini görüyorsunuz ve şu gördüğünüz mor yapı DNA. Bu proteinin DNA'ya bağlanmasını görüyorsunuz, e, DNA'ya büyük oluklardan bağlanmış durumda, e, özel helix domainlerinden. Sadece özel domainlerden, şu kadar bölge bağlanmıyor. Sadece DNA'ya bağlanan domainler DNA'ya bağlanıyor. Evet, şimdi, inducible enzymes usually function in catabolic pathways. Their synthesis is induced by chemical synthesis. Şimdi, indüklenebilir enzimler genellikle katabolik yolaklarda, yolak, pardon, yolaklarda görev alan enzimler. Repressible enzymes usually function in anabolic pathways. Their synthesis is repressed by high levels of end products. Repressible enzimlerde ise eee enzimlerin sentezi sentezi son ürünün yüksek miktarda yüksek miktarlara çıkmasıyla sağlanıyor. Regulation of the trp and lac operon involves negative control of genes because operons are switched off by active form of repressor. Şimdi burada hem triptofan operonun kontrolü hem LAK operonun kontrolü aslında negatif regülasyon. Yani negatif kontrol. Neden? Çünkü protein... yani regülatör protein ya da represör protein... E, aktif olması halinde... DNA'ya bağlanıyor, bu operona bağlanıyor ve... operonun çalışmasını engelliyor. O nedenle buradaki regülasyon... negatif... regülasyon. Bir de pozitif regülasyon var. Şimdi... bir farklı bir mekanizmaya geçiyoruz. Pozitif Regülasyon. Pozitif Regülasyon ne peki? E, şimdi laktoz operonunda ikinci bir mekanizma daha var. Birinci mekanizma lak, re, lak represörüyle sağlanan mekanizmaydı. İkinci mekanizma pozitif kontrol. Bu da başka bir proteinle katabolik aktivatör protein ya da CAP denilen proteinle sağlanan bir mekanizma. Şimdi ee, katabolik aktivatör protein cap bunu e messenger ökaryotik e messenger RNA'lardaki 5 üssü cap ile karıştırmayın buradaki cap kısa kısaltılmış isim aslında bu katabolik aktivatör protein demek. Şimdi katabolik aktivatör protein bir aktivatör. Yani represörün tam tersi. Olduğu zaman transkripsiyonu hızlandırıyor veya RNA polimerazın promotora bağlanma etkinliğini arttırıyor. RNA polimerazın promotora bağlanmasını kolaylaş, kolaylaştırıyor. Katabolik aktivatör protein. Ancak katabolik aktivatör protein her zaman için aktif mi? Hayır. Aktif olması için başka bir moleküle bağlanması gerekir. Cyclic AMP. When glucose is scarce, cap is activated by binding of cyclic AMP. Şimdi Laktoz operonunu kontrol eden ikinci bir karbohidrat daha var. Laktozun parçalanmasıyla ortaya çıkan glikoz. Şimdi glikozun artması sonucunda glikoz miktarının artması laktoz operonun kapanmasıyla sonuçlanıyor. Yani laktoz operonunu bloke ediyor. Bunu da ikinci bir mekanizma üzerinden yapıyor. Bu mekanizma CAP mekanizması. Ee, şöyle eğer glikoz yoksa ortamda eğer glikoz yoksa bu durumda cap proteini aktive oluyor. Cap proteinin aktive olmasını sağlayan ne? Cyclic AMP. Yani eğer ortamda glikoz azsa veya yoksa ya da çok az miktardaysa bu durumda cyclic AMP ortaya çıkıyor, oluşuyor. Cyclic AMP cap proteinine bağlanıyor ve cyclic AMP cap proteinine bağlandığı zaman onun aktive olmasını sağlıyor. Aslında burada aktif olan şey cap-camp kompleksi. E, CAP-cyclic AMP kompleksi. E, CAP proteini cyclic AMP bağlanması halinde CAP aktifleşiyor ve de aktifleşen CAP, lac operonun promotoru üzerindeki ikinci bir bölgeye bağlanıyor. Yani bu e, regülatör proteinin bağlandığı bölge değil ama promotor içinde yer alan ikinci bir bölge, CAP bağlanma bölgesi. Ve de bu bağlanma Aktifleşmiş kepin promotora bağlanması RNA polimerazın e, promotora bağlanma etkinliğini arttırıyor. Yani bu da afinitesinin artmasına sebep oluyor. Aslında promotorun e, RNA polimeraz bağlanmasına daha uygun bir hale gelmesini sağlıyor. Promotor, e, promotoru ikinci bir pozisyona getiriyor. Yeni bir pozisyona geçiyor. Bu pozisyonda RNA polimeraz promotoru daha kolay bulabiliyor ve promotora bol bağlanması daha da kolaylaşıyor. Sonuç, transkripsiyonun hızlanması. Cap ve cyclic AMP kompleksinin promotora bağlanması, RNA polimerazın promotora bağlanmasını arttırıyor ve de transkripsiyonun artmasını, hızlanmasını sağlıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Ee, laktozu parçalayacak enzimin miktarı artıyor. Laktoz parçalanıyor. Laktozun parçalanması sonucunda glikoz miktarı artıyor. Peki glikoz miktarı artınca ne oluyor? Glikoz miktarı artınca cyclic AMP miktarı azalıyor ve de e, CAP artık cyclic AMP'ye bağlanamıyor. Cyclic AMP'ye bağlanamayan CAP inaktive oluyor ve laktoz operonundan ayrılıyor. Bu durumda transkripsiyon tekrar normal düzeye dönüyor. E, cap helps regulate other proteins as well. E, şimdi cap diğer katabolik operon, operonların e, çalışmasında da görevli. Şimdi burada e, capin bağlanması tabi e, cyclic AMP varlığında capin e, operona bağlanması operonun daha hızlı çalışmasına neden olduğu için bu Kontrol mekanizmasının adına pozitif kontrol diyoruz. Şimdi buradaki durumlara tekrar bakalım. Şimdi önce laktoz varsa, laktoz yoksa diye bakmıştık. Bunun üstüne bir parametre daha ekliyoruz. Laktoz varsa, üstüne glikoz varsa veya glikoz yoksa ne olur ona bakalım. Laktoz var, glikoz yok. Bu durumda veya glikoz miktarı az. Bu durumda saklı EMP miktarı yüksek oluyor yani glukoz düşükse Cyclic AMP yüksek. Yüksek miktarda... laktoz... E, yüksek miktarda lak operonu, messenger RNA'sı sentezlenir. E, şimdi burada görmeniz gereken şey şu... bu CAP proteini... bu Cyclic AMP... E, glikoz miktarı düşükse Cyclic AMP miktarı yüksek... ve Cyclic AMP, CAP proteinine bağlanıyor. Bu... E, cyclic AMP cap kompleksi promotora bağlanıyor. Bu promotora bağlanmada e, RNA polimerazın hızlı bir şekilde yüksek miktarda lac ZYA genlerinin transkribe etmesine sebep oluyor. Peki, laktoz var ama glikoz da var. Bu durumda bakteri glikozu parçalı, glikozu kullanmayı tercih edecek dolayısıyla. Glikoza zaten ulaşabiliyor. Zaten ortamda glikoz var. Dolayısıyla glikoz elde etmek için laktozu parçalamasına gerek yok. Bu durumda operonu kapatıyor. Laktoz varsa, glikoz da varsa cyclic AMP miktarı düşer. Cyclic AMP miktarı düştüğü zaman kepe bağlanamaz. Yani kepe e, cyclic AMP'nin kepe bağlanması zorlaşır bu durumda. KEP cap inaktive olur ve de çok az miktarda lac operonu messenger RNA'sı sentezlenir. Tamamen ortadan kalkmaz ama sentez düşer. Burada gördüğümüz durum. Şimdi Cyclic EMP olmadığı için CAP inaktif, CAP inaktif olduğu zaman CAP bağlanma bölgesine bağlanamıyor. Bu da RNA polimerazın promotora bağlanmasını yavaşlatıyor. Bunun sonucunda lac operonundan sentezlenen messenger RNA miktarı düşüyor ve de üretilen enzimlerin miktarı azalıyor. Neden? Çünkü ihtiyaç yok. Evet, ökartik gen ekspresyonunu bir sonraki derste anlatacağım. Daha doğrusu sınavdan sonra geçeceğiz buraya. Buraya kadar sorusu olan var mı?